Bilirkişi YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Delikanlı Sadi video serimizin ikinci bölümüne karşınızdayım. Şu an itibariyle civcivlerimiz 15 günlük oldu. Ve görüldüğü üzere civcivlerimiz biraz daha kanatlandı ve kuyrukları da biraz daha uzadı. Yani burada şu an itibariyle toplamda 6 civciv var, görebilirsiniz. Sebebi ise diğer civcivleri 4 civcivi ayırdım. Çünkü artık birbirlerine zarar vermeye başladılar. Diğer 4 civcivin kuyruklarını yolmuşlar. Yani onun için ayırmam gerekti. Öncelikle Sadi'yi sizlere göstereyim. Sadi'ye dokunmamışlar nasıl olduysa. Halbuki en güçsüzler ve en küçükler o. Güçsüz sayılmaz ama yine de küçük. Gel Sadi. Bakayım, hemen atladı. Sadi gördüğünüz gibi gün geçtikçe daha da sağlıklı. Maşallah. Kafasına göre takılıyor, atlıyor. Diğer civcivlerimiz ise söylediğim gibi kuyruklara bayağı bir yer aldı. Bu yapıyor zaten çoğunlukla muhtemelen. Bunlar da Hint horozu geni olduğu için, yani babaları muhtemelen Hint horozu olduğu için çok fazla saldırgan çıktı. Dün birbirlerinin kuyruklarını koparmaya başladılar. Ben size diğer civcivlerden göstereyim nerelerine zarar verdiğini. Civcivin birisi bu arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem. Yani kuyruğun üst kısmını koparmışlar. Bunları biz ayrı bir kutuda tutuyoruz. Çünkü hala saldırıyorlar. Diğer civcivimizi de getirdim. Görebilirsiniz. Bir tane kuyruk bırakmamışlar. Yazık. Yani neyse ki farklı bir kafesi aldım. Yani orada biraz daha güvendeler. En azından bunların saldırısına uğramıyorlar. Civciv bakımında şu anki durumdan da çıkarılabileceği gibi iki tane kafes, hatta üç tane kafes olursa daha iyi olur. Yani böyle bir durum olduğunda veya hastalıklı civcivimiz olabilir. Bu şekilde hastalıklı civcivleriniz varsa da karantina almanız gerekir. Veya yaralı civcivlerinizi diğerlerinden ayırmanız gerekir. Çünkü tavuklarda bir huy var, yani kötü bir huy var. Diğerlerinin yaralı bir kısmını gördükçe daha fazla oraya ilgilenip, daha fazla oraya gagalayıp koparmaya çalışıyorlar, yemeye çalışıyorlar. Yaralı civciv yerine bıraktık. Muhabbet kuşu yemi vererek bugünlük videoyu tamamlayalım. Elden beslemesi çok zevkli. Maşallah çok iştahlılar. Arada elimi de sürüyorlar fazlasıyla ama çok sevdiler bu yemi. Sakin sakin. Sadi, Sadi'ye de verin. Sadi'ye de ayırın biraz. Sadi'yi kayıralım. Sadi'ye pozitif ayrımcılık. Sadi göz bebeğimiz. Yani şu beyaz olan, yani Brahma cinsi olan çok fazla saldırgan bir cins oldu. Yani babası Hint. Yani kesinlikle Hint. Yani buna kesinlikle Hint olduğuna kanaat getirdim. İştahları çok fazla açıldı. Gel bakalım beyaz. Kaçamazsın benimle. Görebilirsiniz ayakları paçalı. Gördüğünüz gibi ayakları paçalı. 15. günkü videoyu bu şekilde tamamlayalım. Civcivlerimiz 17 günlük oldu. Görüldüğü üzere biraz daha tüyleri uzadı. Kuyrukları da uzadı. Hatta tüyleri parlaklaşmaya başladı. Şu anda gördüğünüz üzere bu şekilde. Sadi görüyorsunuz. Kanat çırpıyor şu anda. Diğerlerine göre yine daha küçük görünüyor. Sadi'yi alalım ve yakından izleyelim. Sadi gördüğünüz gibi. Sadi eşkıyalığa bile başladı artık. Yani mafya babası oldu, büyüdü. Diğerlerine saldırıyor ve rahat vermiyor. Yani kendini kurtardı ve diğerlerine de dövmeye başladı. Sadi bizi biraz sinirlendirmeye başladı açıkçası.
görebilirsiniz. Yani başkalarını gagalıyor. Civcivlerimizle ilgili bu geçen süre içerisinde ekstradan bir durum oluşmadı. Sadece daha çok kavga etmeye başladılar. Söylediğim gibi Hint geni olduğu için, yani Hint horozu geni olduğu için daha fazla sıkıntı çıkarmaya başladılar açıkçası. Bu şekilde giderse civciv gelişim kutusunda çok fazla tutamayacağım. Zaten kutunun derecesini de iyice düşürdüm. Dereceyi görebilirsiniz. Derecemiz 24 derece setli, yani 24 dereceye kadar ısıtıyor ve sonrasında kapanıyor ısıtıcımız. Üşümüyorlar artık, yani kanatları da çıktı. Yani bakabilirsem maksimum bir hafta daha bakabilirim civciv gelişim kutusunda. Daha sonrasında artık kümesi almam gerekecek. Geçici kümeslerinde kalıp ortalama 15-20 gün veya bir ay kalıp daha sonrasında yine uşağa götürmem gerekecek. Çünkü orada bakıyorum ben bunlara. Annem bakıyor daha doğrusu. Bugünkü videoyu da civcivlerimizi elimizle besleyip bu keyfi tadıp o şekilde tamamlayalım. Ve sonrasında da yeşillik vereceğim bugün yine. Hemen gördüler. Saldırmaya başladılar. Çok seviyorlar. Dayanamıyorlar. Sakin sakin. Muhabbet kuşu yemini her zaman vermiyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla enerji yaptığını fark ettim. Tamam, faydası var ama çok da enerjik olduklarında bakımı zorlaşıyor. Bunu da göz önünde bulundurun derim. Bitirdiler. Bayağıdır yeşillik vermiyorum. Bugün yeşillik de vereyim. O şekilde videoyu tamamlayayım. Oradan bakalım. Artık yeşilliği daha da çok sahiplenmeye başladılar. Evet arkadaşlar, bugünlük videoyu tamamlıyorum. Daha sonraki videoya geçelim. Arkadaşlar, bu videoda civcivlerimiz 19 günlük oldu. Ve görüleceği üzere sademiz hareketli bugün de maşallah. Civcivlerimizin de renkleri yerine gelmeye başladı. Tüyleri tamamen oluşmaya başladı. Ve artık yani hareketliler genel olarak ama birbirlerini dövmeyi bıraktılar. Çünkü ayırdım ben bunları. Yani iki farklı kafeste tutuyorum. Sadi'yi de aynı şekilde farklı bir kafeste tutuyorum. Öncelikle bir Sadi'yi inceleyelim. Sadi görüldüğü gibi maşallah gayet sağlıklı. İnme Sadi, bekle. Sakin ol. Sakin. Sadimiz görüldüğü gibi maşallah çok renkli ve sağlıklı, hareketli. Arkadaşlar yanına iniyor her zamanki gibi. Yani normalde Sadi'yi ben farklı bir kutuda tutuyorum. Yani o kutuda aynı şekilde civciv gelişim kutusu, fakat şu an onda bir ısıtıcı yok çünkü kanatları çıktığı için. Yani civcivleriniz üşürse açık bir şekilde bağırırlar. Yani rahatsızlık olduğunda bir şekilde ifade ederler kendilerini. Civcivleriniz bağırıyorsa vardır bir sıkıntı. Ya su, ya yem, ya da ısı konusunda bir problem var demektir. Diğer kutumuz da hemen bu kutunun yanında. Onu da bu şekilde göstereyim. Hepsi burada, yani 3 tanesi burada. Sadi de burada kalıyor normalde. Diğerlerinden ayırdım. Çünkü Sadi büyüdü ve diğerlerine saldırmaya başladı. Bunlar da kapağını açtığım için zıplamaya, dışarı çıkmaya başladılar. İn kızım, in. Görüleceği üzere Brahma da burada. Yani en vahşileri Brahma ve bu ikisi. Tipleri zaten tamamen Hint. Yani apaçık belli ediyorlar kendilerini. Çok meraklılar. Bana da tamamen alıştılar. Yani elle besliyorum çoğu zaman. Siz de görüyorsunuz. Hatta bunu kapatalım. Diğerlerini de besleyelim. Sırasıyla bunları da besleyelim. Yani yemi çok seviyorlar. Elimi ısırıyorlar. Yani parçalar derecesinde. Sadece de bırakın. Sadece yerleşti. Tüyleri de renklenmeye başladı. Söylediğim gibi
Bana da tamamen alıştılar. Elimden besleniyorlar. Görüleceği üzere. Muhtemelen bu civciv gelişim kutusundan çıkarıp artık kümese aktarmam gerekecek. Bu şekilde bunları beslemeye tamamladık. Ben diğer civcivleri de besleyeyim. Geldim, geldim. Bütün gün bu anı bekliyorlar zaten. Çok seviyorlar muhabbet kuşu yemini. Yani muhabbet kuşu yemi olmasa bana daha yabancı davranırlar. Yani elimde yemeğe alıştıkları için de çok fazla kaçmıyorlar artık. Hadi. Bunlar çabuk doydu bugün. Neyse yemliğinin içine boşaltayım. Oradan devam etsinler. İkinci bölümün sonu olsun. Yani bu seriyi bu şekilde noktalandırmayı düşünüyorum. Civciv gelişimi ile ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz bana. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Buna benzer içerikleri devamlı paylaşıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.